Yani dünyanın hiçbir yerinde bir milletvekili devam eden korkunç bir cinayetle ilgili devam eden soruşturmaya dair bu tarzda bir konuşma yapamaz. Aileyi tanıyorum, benim dostum, arkadaşım 40 yıldır tanırım. Bildiğim şeyler var ama söyleyemem. Bu çok vahim bir olaydır. Bakın medeni bir ülkede, modern bir ülkede bir siyasetçi bu lafı etse o siyasetçinin siyasi ömrü biter. Bir kere bu kabul edilemez. Öte yandan 3 tane bakan gitti mezarın önünde. O yavrunun cesedi daha 1-1,5 metre aşağıdayken kalktılar orada poz poz resim verdiler ve dediler ki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gereken yapılacak. Bakın bu da olacak bir iş değil. Bu da tam bir tek adam rejiminin yansıması. Ondan sonra yine cenazeye katılan AKP'li vekiller oralarda selfiler çektirdiler falan. Akıl alır gibi değil. Bu işin bir boyutu. Öte yandan gelinen tablo o kadar vahim bir tablo ki ben Erdoğan'ın çok ciddi bilgilere sahip olduğundan eminim. Bir daha söylüyorum. Bu süreçle ilgili Erdoğan'ın çok ciddi bilgilere sahip olduğundan eminim. İşte onun için Erdoğan bu süreci eleştirenleri kamplaştırarak, tasnif ederek parmak sallıyor. Yani bugün hepimize parmak salladı. Efendim dedi birileri kutuplaştırmaya çalışıyor dedi. Birileri kamplaştırmaya çalışıyor dedi. Kimse o birileri? Yani siyasi hayatı boyunca o birileri lafına Erdoğan bir açıklama giremedi. Kimdir o birileri? Kim bu ülkeyi kamplaştırmaya çalışıyor? Kim bu ülkeyi kutuplaştırmaya çalışıyor? Tam 22 yıldır bu kutuplaştırmanın mimarısın sen Sayın Erdoğan. Şimdi diyorsun ki bu dava üzerinden birileri kamplaştırıyor. E o da yetmemiş gibi cenaze üzerinden siyaset yapılıyor diyor. Efendim dini kurumlar hedef alınıyormuş. Allah aşkına kim kimi hedef alıyor? Biz Türk milleti olarak siz ekranlarda bizi izleyenler, siz değerli yorumcular, biz siyasetçiler hepimiz bir tek şey istiyoruz. Bu korkunç cinayeti kim işledi? Arkasındaki irade kim? Kim bunu koordine etti? Kim sakladı, muhafaza etti? Kendini devletten ve hukuktan üstün gören bu yapının arkasında ne var? Bilmek istiyoruz. Bunu öğrenmek istiyoruz. Bunun için konuşuyor ve tartışıyoruz. Diyor ki birileri Kürt kardeşlerimi hedef alıyor. Allah aşkına Kürtleri kim hedef alabilir bu ülkede? Kim bu ayrımcılığa girebilir? Bu olay Balıkesir'de de olsa aynı tepkiyi verecektik. Başka bir yerde de olsa aynı tepkiyi verecektir. Bir cumhurbaşkanına yakışır mı bu? Bu tasnifi yapmak, bu ayrımcılığı yapmak yakışır mı? Efendim dini kurumlar, aile müessesesi yahu bir ailenin neredeyse bu korkunç olaya karışmamış, hiçbir ferdi kalmamış. Diyor ki aile müessesesi burada işte hırpalanıyor, örseleniyor. Ben hakikaten çok ciddi bir kaygıyla ve endişeyle Erdoğan'ın şu anda açıklamalarını izledim bugün ve hiç tasvip etmedim, hiç doğru bulmadım. Vicdansızlık diyor, bu eleştirileri getirenlere fırsatçılık diyor, ikiyüzlülük diyor, toplumun sinir uçlarıyla oynuyor diyor. Ya toplumda sinir mi kaldı Allah'ınızı severseniz? Yani bu ülkede 560-570 bin çocuk geçen yıl adli makamlarla tanışmış. O veya bu gerekçeyle gitmiş. Orada işlem yapılmış. Bakın TÜİK'in rakamlarına göre bu ülkede her gün 71 çocuğa cinsel istismar yapılıyor. Daha susalım mı? Ses çıkartmayalım mı? Neymiş efendim? Toplumun sinir uçlarıyla oynanıyormuş. Bir zavallı yavru küçücük pırıl pırıl dünya güzeli bir evlat. Zeka küpü bir çocuk katledilmiş. Ve koskoca köy bu korkunç cinayeti biliyor. Ailenin neredeyse bu olaya katılmamış hiçbir ferdi yok. O ya da bu şekilde dahli olmuş. Ve biz bunu eleştirdiğimiz zaman hedef haline geliyoruz. Erdoğan bunlardan rahatsız oluyor. İstiyor ki bize kendilerinin verdiği bilgiye itimat edelim. Boyun bükelim, soruşturmayalım, araştırmayalım, hesap sormayalım. Hayır Erdoğan, öyle bir Türkiye yok artık. Bundan sonra da olmayacak. Biz bu ülkede demokrasiyi tesis etmek için elimizden geleni yapacağız. Kim yanlış yaptıysa yüksek sesle konuşacağız ve yüksek sesle de eleştireceğiz. Siz televizyonculuk olarak mükemmel bir iş yaptınız. Eğer sizin kanallarınızda ve sizinle ilintili olarak sosyal medyada bu iş bu kadar ayyuka çıkmamış olsaydı, üstüne gidilmemiş olsaydı biz bugün başka şeyleri konuşuyor olurduk. Birkaç cümle zamanım varsa neden bu davayı biz eleştiriyoruz onu da sıralayayım size. Bakın şimdi burada hekimlik kimliğimi de ortaya koyacağım. Siz bir araç bulmuşsunuz. Bu araç beyaz bir araç ve bu aracın içerisinde ön koltukta Nari'nin cesedi taşınmış. Yani bir battaniyeye sarılmış ve Nari'nin cesedi taşınmış. Bakın o araç bu davanın çözülmesi için kilit bir araçtı. Ve o araç görüldükten sonra ihbar yapıldı. Ve o gün o aracın tamamen koruma altına alınması gerekirken birkaç örnek alındı. Ön koltuğun çıkartıldığı söyleniyor ve araç aileye iade edilmiş. İnanılmaz bir hata. İnanılmaz bir hata. Bunu adli tıp derslerinde birisi söylese kıyamet kopar. Yani dünyada böyle bir hukuk skandalı veya adli tıp skandalı olamaz. Bütün delilleri orada ne var ne yoksa götürdünüz aileye teslim ettiniz. Bir sürü insan geldi o araca dokundu. Her türlü kendi bilgilerini belgelerini bıraktı. Karma karışık oldu. Birinci problem bu.
İkincisi, en baş suçlular, şüphelilerden bir tanesi olan abiyi günlerce, bakın bir daha söylüyorum, günlerce adli tıbba göndermediniz. Önce Diyarbakır'a gönderdiniz, ardından İstanbul'a gönderdiniz ve geçen zaman içerisinde o abinin kollarındaki diş izlerindeki bütün deliller yok oldu gitti. Sayın niye bunu kadar gecikti? Bu noktada bir araya girebilir miyim? Diş izi demişken buyurun. Birazdan konu gelecek de hekimlik titriniz nedeniyle de bunu doğru değerlendireceğinizi düşünüyorum. Şimdi annenin de diş yapısı özellikleri yengenin tekrar ifadeye çağrılmasından sonra hediyeydi galiba adı, yanılıyorsam arkadaşlarım beni düzeltsinler lütfen. Şimdi burada da annenin diş yapısı özelliklerinin tespiti, Nari'nin kolundaki, pardon, abinin kolundaki ısırıklarla tutup tutmadığına dair, zira oradan çıkacak sonucun davanın seyrini birebir olarak etkileyebileceği ifade ediliyor. Burada da bu noktada da yine geç kalınmış bir durum var mıdır annenin diş yapısı özellikleri? Evet, şimdi hekim olarak konuşacağım izninizle. Anneye dair değil ama abiye dair yapacağım değerlendirmeyi önemsiyorum. Çünkü abi zamanında gitmedi. Orada muhtemel ki Nari'ni yok etmeye çalışan, katletmeye çalışan kimse o, abi veya başkası. Ki büyük ihtimal histopatoloji sonuçları gelecek ve boynundan alınan adalelerden net bir bulguya, net bir sonuca ulaşılacak. Boğarak katletmişler, öyle anlaşılıyor. Şimdi bu esnada Narin kendini koruyabilmek için belki de ısırdı. Şimdi abinin neresi ısırıldı? Yani kolunun hangi kısmı ısırıldı? Çünkü iki kolla boğmaya çalışan biri için, kendini kurtarmaya çalışan Narin için en kolay ya da çaresizce yapabileceği şey kolun en yakın kısmını ısırmak. İşte bu ısırık esnasında o kola çok önemli DNA bilgileri bırakılır. Ve maalesef abi zamanında gönderilmediği için abinin kolundaki o diş izleri günler içerisinde tamir olduğu için, vücudun bizim epitelizasyon dediğimiz cilt tabakası kendini yenilediği için oradaki önemli bilgiler yok oldu. Tabiatıyla bu kadar önemli bilgiler yok olmuşken siz neden bu abiyi bu kadar geriye gönderdiniz? Bu çok önemli bir soru. Ama her şeye rağmen Nari'nin tırnak uçlarından alınmış olan örnekler belki de en kıymetli örnek olacak ve bir parça DNA örneği çıkarsa cinayetle ilgili ya da katille ilgili çok önemli ipuçları verilecek. Fakat bütün bunlara rağmen şunu da tekrar söylemek istiyorum. Anne neden geç gönderildi? Evet. Abi neden geç gönderildi? Neden bununla ilgili gerekli adımlar zamanında atılmadı? İster istemez olayın seyrine ve bütününe baktığımız zaman acaba bu lanet olası yapının, ben bunu artık örgütlü bir çete diyorum, bu çetenin arkasında bunları dizayn eden, yön veren, yol veren, destekleyen, alan açan, muhafaza eden, adına ne derseniz, birileri mi var? Yani Nari'nin zaten cesedinin su altına gömülmesi bile gerçekten büyük bir skandal. Yani burada da bir hesap var. Çünkü su altında günlerce bulunamamış cesette DNA örnekleri bulmak hemen hemen imkansız. Tabiatıyla burada belki programın ilerleyen dakikalarında daha başka eleştirilerim de olacak ama süreç içerisinde arka arkaya gelmiş bir dizi ihmal ya da beceriksizlik ya da çapsızlık veyahut da bilgisizlik var. Daha kötü yorum yapmak istemiyorum ama peki, tüm bunların biz hesabını sormak durumundayız.